Allahu Teala nasip ederse inşallah bir daha buna göz atmak istiyoruz. Daha önceki dersinde dedim ki yani misyar nikahı ile mut'a nikahı arasındaki farkı güzel bir şekilde ortaya koymak. İki nikahın kıyas münasebetini de ortaya koyarak aslında işin aslını, doğruluğunu, gerçeğini ortaya koyma ihtiyacı duyduğumuzu söyledik ve bunu da yapacağız. Sebebi nedir diye soracak olursanız, çünkü dedim ya daha önceki derslerinde ben mut'a'dan bahsettikçe birileri misyar nikahını ortaya atarak siz suniler de misyar nikahı kıyıyorsunuz, siz suniler de efendim işte bizi mut'amızı kötülerken bunun haram batıl olduğunu söyler iken ama aslında siz de misyar nikahı denilen bir nikahı kıyıyorsunuz. Sonra bu nikahı da çarpıttırıyorlar. Sanki mut'a gibiymiş, sanki geçici bir nikah türüymüş gibi anlatıyorlar. Onun için kardeşlerim, yani misyar nikahını caiz gören alimlerin misyar nikahını hangi şartlarda ve hangi sıhhat derecelerinde caiz gördüklerini bunu da ele alma ihtiyacı duyuyor. Çünkü bu da bir haktır. Birincisi, misyar nikahını helal gören alimlerimiz eski Suudi Arabistan baş müftüsü Abdullah İbni Ba'as. Aynı keza Abdülaziz bin Ba'as. Aynı keza Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid El-Tentavi. Mısır müftüsü Nasıl Ferit. Suudi Arabistan İfta ve Davet ve İrşad Kurumu üyesi Abdullah bin Abdurrahim el-Cebrin, Sa'd Enazi Şeyhul Hak gibi isimler bu nikahın caiz olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşe müdafaa edenlerin temel dayanakları akdin istenen bütün şartları taşımış olması ve kadının feragati caiz olan bazı haklardan vazgeçmesidir. Yani nikahın aslının tamamen normal nikahtan farksız olmadığını, aynı keza olduğunu, sadece kadının veya erkeğin belli helal ve caiz olan bazı haklarından vazgeçme, feragat etme haklarından dolayı bunun caiz olduğunu dile getirmiş. Buna bir delil olarak da Sevde'nin, Hazreti Sevde rahmetullahi aleyha, Allah ona rahmet etsin, kendisi Nebi aleyhissalatü vesselamla beraberlik nöbetini kasm, Hazreti Ayşe'ye devretmesi, bununla alakalı Ebu Davud'da nikah 38'de, İbn-i Mecah nikah 48'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4. ciltte 117. hadis numarasıyla bunu bir delil olarak getiriyor ve diyor ki kardeşim, nikahın bütün şartları sahih ve doğru olduğu halde misyar nikahında sadece ve sadece yani bütün şartları normal nikahta olanla aynıdır. Gizli bir durum söz konusu değildir. Bunlar anlaşmalı, yasal bir şekilde velinin izni dahilinde yapıldığı için ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de peygamber eşlerinden Hazreti Sevde'nin hakkını, yani nöbet hakkını Hazreti Ayşe validemize devrettiğini, bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleriyle bir gece geçirirken Hazreti Ayşe validemizle iki geceyi geçirdiğini bu şekilde sahih rivayetlerde bildiriyorlar. Bu görüşleri destekleyen delil olarak ileri sürerler. Hatta Riyad Yüksek Mahkeme Hakimi İbrahim bin Salih el-Hudayri misyar nikahının şer'i olması bir yana günümüz şartlarında bunun zaruri olduğunu da iddia etmiştir. Cevaz-ı Kail olanlardan Numan bin Abdurrazak el-Semari misyarın geçmişte ticaret erbabının yaptığı bir nikah türü olduğunu Usame el-Eşkar sayfa 259'da bunu dile getirmiş. Yani bu misyar nikahını savunan, bak misyar nikahını savunan Suudlu alimler ve ben daha önceki dersimde de söyledim, dedim ki misyar nikahı ile alakalı olarak 45 yıllık bir meseledir. Yani kesinlikle ve kesinlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle bir nikah türüne ben rastlamadım. Sahabe tabi'in ve etbav tabi'in döneminde de böyle bir nikah türünden bahsedilmiyor. Ama bu zikredilen, yani mesela Şia başka bir şekilde bize anlatıyor misyar nikahını. Onu kötüleyenler farklı bir şekilde anlatıyor. Bir de bunun cevaz olduğunu, caiz olduğunu söyleyenlerin cevaz hükmü ve fetvası nedir? Ona da bir göz atalım. Ona göre en azından meseleyi tahlil ederiz. Yani ben misyar nikahının caiz olduğunu veya kıyılması gerektiğini söyleyen bir insan değilim. Velakin yani gerçekten Şia'nın sürekli belki şu ana kadar 500 defa benim YouTube'daki videolarımın altında böyle bu tarz yorumlar geliyor. Efendim siz de misyar nikahı diyorsunuz. Efendim sizde de misyar nikahı var. Mut'a'dan farkı nedir? Mut'a ile onun arasında hiçbir fark yok gibi böyle söylemlerde bulunuyorlar. Ki mut'a günlüktür, şahit istemiyor, şart vesaire kabul diye bir kaide yok. Aynı keza yani boşanma, talak verme hiçbir şey yok. Yani bildiğiniz mut'a fuhuştur, zinadır. Ve en önemlisi mut'anın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kesin ve mutlak olarak mütevatir derecede gelen naslarla yasaklandığı konusunda bütün ümmetin icması vardır.
Zeydi ve İsmailiye olan Şii topluluğu bile bunu kabul eder. Ehl-i Sünnet'le ittifak etmişlerdir. Ve en önemlisi, en mütebber sahih hadis de Hazreti Ali yoluyla gelmişti kardeşlerim. İmam Ali, Şia-i Ali'nin Hazreti Ali'ye tabi olması gereken en önemli mütebber, en mükemmel dört Raşid halifemizden biri olan, aşere-i mübeşşere olan, cennetlik olan Ali radıyallahu anh yoluyla bize ulaşmış. Bir sahih hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü ehil eşeğin etini yemeyi, ikinci bir husus da muta'a yapmayı mutlak olarak, kesin olarak kıyamete kadar yasakladı diyerek gayr-ı matlu vahiy ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu hükümsüz kıldığını söyler. İki sahih hadislerde de ve aynı keza Kur'an-ı Mubin'de de Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve eti'ur Resul diyor. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyu yuha. O peygamber havasından konuşmaz, onun konuştuğu mutlak vahidir diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın itaatı mutlak bir farz olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey haram kıldığı takdirde bunun da vahiy ile olduğunu, velev ki matlu, velev ki gayr-i matlu vahiy ile olduğunu da açık ve net olarak sahih hadisler bize bildiriyor. Onun için yani ben bunu açık ve net olarak dile getiriyorum ama misyar nikahının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yasaklandığına dair hiçbir rivayet yok. Misyar nikahı ehli sünnet ve cemaat topluluğu içerisinde de yaygın olan bir nikah türü değildir. Daha çok tabiri caizse körfez ülkeleri dediğimiz, hatta Suudi'de de misyar nikahı yasaklıdır. Yani ben bunu alakalı da araştırdım. Bazı alimler ne kadar fetva da verse şu anki Suud şeriat mahkemeleri misyar nikahını da muta gibi yasaklamışlardır. Ve bunun kıyılmamasını özellikle emretmiş. Ama insanlar zaten bu nikaha kıydıklarında normal şer'i nikaha göre kıyıyor. Sadece kendi aralarında bu şartlar konuşuluyor. Bu şartlar üzerinde ittifak ediliyor ve bu şekilde bir nikah kıyılıyor. Veya kayıt altına o şekilde alıyorlar. Ama kesinlikle kıyılan nikahta normal nikah olarak gösteriliyor. Bundan dolayı farklı bir şeydir. Aynı keza kardeşlerim, Yusuf el-Kardavi rahimullah, Suudi Arabistan Büyük Alim Kurulu Heyetül Kibarul Ulema üyesi Mekke Temyiz Mahkemesi Hakimi Abdullah bin Mani Vehbe el-Zuhayli Mescid-i Haram'ın İmamı Hatip Suud el-Şureym bu nikahı kerhatle beraber caiz görürler. Yani bunun bazı mekruhları olduğunu ama buna mukabilen de bu nikah türünün caiz olduğunu görüşünü savunmuşlardı kardeşlerim. Bu görüşte nikahın şartlarına uygun olması, bak görüşte nikahın şartlarına uygun olması ve evliliğin haram vasıta kılınma amacı taşımaması, cevazda evlenmenin amaçları, felsefesi açısından nasların ruhuyla bile bir örtüşmemesi ve kerhatta etkili olmuştur demişlerdir. Bunun yanında kerhatin ihtiyaç, zaruret ve niyete bağlı olarak gerçekleşeceğini de savunan araştırmacılar var ki bunlar Mahbud el-Ebuleyd bunlardandır. Abdülmelik el-Muttaki Zavacu Misyar sayfa 81-89'da aynı keza Ez-Zavacir-i Urfi sayfa 325 ve 331'de Usame bin Ömer Süleyman el-Eşkar Müsteccadul Fıkhiye sayfa 175-179'da bu şekilde meseleyi dile getirmiş, dillendirmişlerdir kardeşlerim. Yani bu insanlar bunun caiz olduğunu, caiz olma şartlarını da inşallah şimdi ileride ele alacağız. Bu Suud alimleri içerisinde cevaz veren, yani mesela ben sosyal medyada da baktığımda işte efendim geçici bir nikahtır, efendim zevk için yapılan bir nikahtır, sadece uçkur şeydir, efendim İslamcıların uçkur sevdası misyar nikahı böyle iğrenç iğrenç söylemlerde bulunuyorlar. Ama kardeşlerim misyar nikahına baktığımız zaman misyar nikahının evet yani ben şunu da peşin olarak söyledim. Cumhurun çoğunu, ulemanın çoğunu misyar tarzı bir nikahı caiz görmemişlerdir. Buna ruhsat vermemişlerdir. Gene şimdi söylüyorum ama bunun caiz olduğunu söyleyenlerin de görüşlerini ortaya koyarak insanların algısındaki o misyar anlayışının aslında batıl olduğunu, Şia'nın kara propagandasından başka bir şey olmadığını, abartılacak kadar da batıl bir nikah türü olmadığını açık ve net olarak siz de göreceksiniz. Yani aslında misyar nikahının mut'a ile kıyas edilmeyecek kadar misyarın normal nikaha daha yakın olduğunu. Çünkü mut'a'da bir kadın günde 5-6 erkekle evlenip boşanabiliyor. Şahide ihtiyacı yok. Nikaha kendi aralarında kıyabiliyorlar. Hiç kimse haberdar olmasına gerek yok. Zaten gizli bir usulü vardır ve hiçbir şahide, hiçbir icab kabule ihtiyaç duymaz. Ben seni şu kadara nikahladım. Ben de bu kadar paramı aldım, karın oldum. Hadi işimizi bitirelim, herkes yoluna. Böyle bir mantıkta insanlar. Ki Allah muhafaza buna fuhuş diyoruz, zina diyoruz, başka bir şey demiyoruz.